açmaya çalışıyorlar. Çözümü kısaca açıklayayım dilerseniz. Neden bu ürünü kullanıyorlar? Neden hastaların yakınları bu ürünü sevdiği insanlara hediye ediyorlar? Bir kere A-Smart olarak biz bir referanstan yola çıktık. Dedik ki hareket eden, konum değiştiren her şey bizim sorumluluğumuzda. Çocuklarımızdan tutun, ebeveynlerimize, büyüklerimize, yaşlılarımıza, ihtiyaç sahiplerine ve hatta otomobillere, motosikletlere kadar. Bugün hem Türkiye'de hem de dünyada konum değiştiren, hareket eden ve acil duruma düşme ihtimali olan herhangi bir kişiyi koruma altına alabiliyoruz. Alzheimer hastaları evden çıktıkları anda yakınlarının cep telefonlarına mesaj düşüyor. Ve bu sayede evde mi yoksa dışarı mı çıktı, sokaktan mı çıktı, caddeden mi çıktı? Bu detaylara kadar bilgi sahibi olabiliyorlar. İhtiyaç sahibi yaşlılarımız ayağa kayabiliyor, düşebiliyor, banyoda başına bir şey gelebiliyor. Cihaz su da geçirmediği için banyoda dahi yanlarında taşıyabiliyorlar. Az önce arz ettiğim gibi çok büyük bir sağlık kuruluşumuz, özel bir sağlık kuruluşumuz yüzlerce adet kullanıyor ve geri dönüşler çok güzel. Yaklaşık 27'ye yakın hayat kurtardık bu sistem sayesinde. Peki hocam, şöyle söyleyebilir miyiz? Şimdi ben Alzheimer hastasıyım diyelim. Evet. Ben bunu boynumda takıp duş alabiliyorum, banyodayım veya uyuyabiliyorum. Herhangi bir su geçirme özelliği veya kapanma özelliği var mı? Pilli galiba bu, değil mi hocam? Kesinlikle. Bunu da geliştirdik. Normalde bu ebatlarda batarya süreleri çok çok küçük, kısa zamanlı olabiliyor. Ar-Ge ekibimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mühendis kadromuz var. O kadar cihaz batarya süresi 2 gün gidiyor. Ama galiba sadece bu acil düğmesine basmamız yeterli oluyor. Sevdiklerimizimize ulaşabilmesi için. Kesinlikle. Bir de bir telefon işareti olan bir tuş var. Bu da yine yakınlarımızın cep telefonuna giden bir mesaj mıdır? Çok güzel bir yere değindiniz. İki aşamalı aslında, belediyelerimizle de zaten faaliyetlerimiz başladı. Talep şu yönde geldi. Özcan Bey'in de görmesini isterim ben bunu. Mutlaka evet, bilgisi vardır ama. Başlarına bir şey geldi. Özcan Bey biliyorlar cihazdan ve çözümden haberdarlar. Belediyelerimizden kastım aslında Özcan Bey'le evet iletişimlerimizdi. Çok güzel. Şöyle bir talep oluyor. Diyorlar ki telefon tuşuna bastıklarında belediyenin çağrı merkezini cihaz otomatik olarak arasın ve bizler sağlık ekiplerini gerekli durumlarda oraya yönlendirebilelim. Ya da alt kısmında gördüğünüz acil butonuna basarak sevdiklerinin cep telefonlarına mesaj olarak konum bilgilerini iletebilsinler. Elbette yalnızca ihtiyaç sahiplerimiz, yaşlılarımız için değil, çocuklarımız için de veliyiz. Hani merak ediyoruz çocuğumuz okulda mı, döndü mü, başına bir şey geldi mi? Özetle herhangi bir yerde, dünyanın neresinde olursanız olun, çünkü operatörlerimiz de projemizin içine dahil, mobil operatörlerimiz, nerede olursanız olun, tek bir tuşa basmanız yeterli. Biz sizin yanınızda olamasak bile size en yakın noktayı size yönlendiririz. O kadar güzel bir cihaz ki emeklerinize sağlık öncelikle. Üzülerek yavaş yavaş sona geldiğimiz için bir internet adresi verebilir miyiz? Bu cihazla ilgili edinmek isteyen olursa veya bilgi sahibi olmak edinmek isteyen olursa tabii neler ki, söyleyebilirsiniz son olarak? Bir telefon numarası paylaşayım tabii, isterseniz. Tabii, altyazı olarak da geçer arkadaşlarımız. Tabii, 0312 alan koduyla 221-00-00'ı tuşladıklarında, tekrarlayayım isterseniz, 0312-221-00-00 günün hangi saatinde olursa olsun bize sesli mesaj bırakabilirler. Arkadaşlarım en kısa zaman içinde kendilerine ulaşıp taleplerini alacaklardır. Eğer izin verirseniz, buraya kadar geldik, bir de söz verdik. Sözün ilk aşamasını yerine getirmek istiyoruz ve Tok Gönül programına bu cihazımızdan en azından hani çam sakızı çoban armağanı diyelim, onun eminim sizler çok doğru yerlere iletimini sağlayacaksınız. Biz o konuda aracı olmayalım dedik, hani arada hiçbir unsur olmasın, sizler takdir edin. İki adet cihazı bu birimimizi,
yaşlı takip, engelli takip ya da çocuk takip olarak düşünebilirsiniz. Tok Gönül programına naçizane olarak hediye ediyoruz. Çok teşekkür efendim. Ederiz efendim. Çok naziksiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Çok sağ olun. Bize sevgiyle kabul ediyoruz. Yavaş yavaş sona geliyoruz ama sevgili hocam Ece Gözde, buyursunlar. Hemen hocam alayım. Bakırköy Belediyesi olarak az önce anlatılan bu tonla ilgili marka vermeyeceğim ama büyük olası da bilgileri vardır. Çocuklar, engelliler, daha çok yaşlılar, bunlarla ilgili bu uygulamayı 2 yıldır sürdürüyoruz ve şu anda Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde bu tür bir çalışmanın kapsamı içerisinde 1300'ün üzerinde yurttaşımız var. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Sizin son sözlerinizi birazdan alacağım Özcan Hocam ama sevgili Ece Gözde Gözü Kara Hocam, gerçekten çok önemli bir işlere yardım işlerine el atıyorsunuz. Gerçekten kreşlerde eğitmenlik yapıyorsunuz hocam. Onunla ilgili neler söylemek isteriz? Böyle sona doğru geliyoruz, biraz acele etmemiz lazım ama buyursunlar. Kreşlerde sosyal eğitim programları koordinatörü olarak çalışıyorum. Kreşlerimizde 6 kreşimiz var toplam. Eğitim programlarında yer alan derslerimiz satranç dersimiz var. Halk dansları, resim, İngilizce, müzik derslerimiz var. Aynı zamanda resim öğretmenisiniz galiba, değil mi aynı hocam? Aynı zamanda resim öğretmeniyim, evet. Bu yaz bunun dışında Fethiye Yaz Kampı'nda halk oyunları ve resim öğretmeni olarak yer aldım. Çok güzel. Çocuklarımız çok şanslı. Bakırköy'ün çocukları sizin gibi güzel bir öğretmenleri olduğu için, sizin gibi güzel eğitimcileri olduğu için gerçekten çok şanslı demek çok isterim. Teşekkürler, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yeni projelerimiz var mı çocuklarla ilgili, kreşlerdeki yeni eğitim düzeniyle ilgili? Var mı çalışmalarımız? Çalışmalarımız devam ediyor tabii. Havuz ve tenis derslerini unuttum bu arada. 6 kreşimizde havuz ve tenis derslerimiz de devam ediyor. Yeni şeyler eklemeye, üretmeye çalışıyoruz tabii ki. Gün geçtikçe daha da büyüyeceğimize, yeni fikirler üreteceğimize inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağlığınız, varlığınız. Son olarak İstanbul Bakırköy Belediyesi Kültür Müdürümüz Sayın Özcan Bilir Beyefendinin son sözlerini almak isterim. Ben son sözden önce Kerim'i konuşturmadık. Kerim Bey, Kerim'i evet, önce Kerim. Bir böyle kısa bir konuşturalım. Kerim Keküç aynı zamanda hem omurilik felçlisi kardeşimiz, hem yamaç paraşütü yapmış kardeşimiz, hem bir futbolcu kardeşimiz, değil mi sevgili Kerim? Evet. Neler söylemek istersin? Ben öncelikle yine Özcan Bey'e ve Ateş Bey'e çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı sağladığı için. Bir de benim kafama takılan bir soru var, bilmiyorum herkesin kafasına da o soru takılıyor mu? Mesela biz kampa gidiyoruz, tamam eğleniyoruz ama orada da bence benim fikrimce bir amaç var diye düşünüyorum. Çünkü biz oraya gittiğimizde sadece omurilik felçlisi ya da sadece kas hastaları ya da grup grup gitmiyoruz. Hani hep beraber toplu gidiyoruz. Olarak diyorsunuz. Bunun içinde kimsesiz çocuklar da var tabii. Hani orada hep beraber kaynaşma aşamasındayız. Hani onların bizi görüp de hayata daha sıkı bağlanma, özellikle kimsesiz çocukların, hani bu abiler bayağı şeyler yapmışlar, bizim ayaklarımız sağlam, biz hayata daha sıkı sarılmalıyız diye düşünüyorum. Acaba kendileri de öyle mi düşünüyor? Ben bunu çıkarttım buradan. Ama çok güzel bir proje. Peki bu projelerde Fazıl Hocam da yanınızda oluyor mutlaka. Tabii peki, hep yanımızda oluyor. Size ulaşmaları için Fazıl Hocam bir telefon numarası vermek istiyor galiba. Evet. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bize ulaşın, biz size yardımcı olmaya çalışalım. 0542 328 12 12 0542 328 12 12 engellerle ilgili tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacağımıza söz veriyoruz. Bakırköy Belediyesi olarak.
Teşekkürler ediyorum tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı. Sayın Hocam, Özcan Bilir Hocam, son olarak sizin sözlerinizi alacağım. Ondan sonra sevgili Bilal Göregen'in güzel bir şarkısıyla veda edeceğiz sizlere. Sürem ne kadar? Süreniz evet, Ekin TV'ye, son 30 saniye. Ekin TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir teşekkür programda sizlere. Bizim Türkiye'deki engellilik sorununun daha çok kitlelere ulaşabilmesi, açık söylüyorum, belki başka engellilerin Türkiye'deki başka yaşama bağlanamayan, yaşamla bağını kuramayan, birçok engelden dolayı kuramayan birçok engellimize bu programlar sanıyorum çok ciddi bir şekilde bir hayat bağı olur. Az önce belediye başkanımın da söz ettiği, arkadaşlarım da söz ettiği, şu an hala telefon bağlantısı yapacaktık ama teknik olarak yapamadık. Fethiye'de kampta olan arkadaşlarımız, engellilerimiz var. O arkadaşlarımıza tekrar buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Selamlar gönderiyoruz buradan. Bir de yaz kamplarımızdaki, sadece yaz kamplarıyla ilgili değil ama bütün engelli çalışmalarında bizim, ben ilk turda konuşmamda söylediğim gibi, bütün dezavantajlı gruplara, bir kez daha söylüyorum, bir başka insanın emeğine, gücüne ihtiyacı olan, bir başka insanın yüreğine ihtiyacı olan bütün insanlarla bir arada olmak bizler için çok büyük bir onurdur. İnsansak insanla yaşayacağız. İnsansak insanların, herhangi bir uzvunun iyi kullanamıyor olmasından ya da işte kamudaki deyimiyle engelli olmasından bizler hiçbir şekilde onun insani niteliklerini, insan olma ve haklarını reddetmeye sahip değiliz. Tam tersine onlara çok iyi kullandırmalıyız. Örneğin biz neler yapıyoruz ayrıca? Mesela 23 Nisan'da özel çocuklar şenliği yapıyoruz ve özel çocuklarımız sahneye alıyor ve diğer çocuklarımızla birlikte çok güzel bir şekilde bayram kutlayabiliyorlar. Engeller kampımızda bu 0-18 yaş grubunda kimsesiz çocuklar, ailelerin ekonomik nedenlerinden dolayı tatile gidemeyen çocuklar, Kerim'in söylediği gibi onlarla birlikteyiz. Herkes herkesten hayata dair bir payda alıyor ve bunlarla kendi hayatına bakıyor. Ve belki de hayattan artık amacını ve umudunu kesmiş insanlara yeniden bir yaşam bağı kuruyor. Bunun için başta bütün çalışma arkadaşlarıma, şu an Fethiye'de olan bütün arkadaşlarıma, oradaki engellilerimize gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Şunu bilin ki Bakırköy Belediyesi, belediye başkanımızdan bütün yöneticilerine kadar, bütün çalışanlarına kadar bu alanda açtığımız yolda, yürüdüğümüz yolda hep genişleyerek yürüyeceğiz. Çünkü biz insanla birlikte insan olduğumuzun farkındayız. Sonsuz teşekkürler ediyoruz efendim. Tüm katılımcı misafirlerimize ayaklarınıza sağlık demek istiyorum. Ve bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan Savcı Sayın Aydın Şen Beyefendi, yine iş adamlarımızdan Sayın Zekeriya Acar, Mustafa Acar ve Sayın İhsan Acar Beyefendi, yine iş adamı Sayın Ramiz Özmen, Sayın Bekir Gül, Kapaklı Dernek Başkanı Sayın Ferhat Özmen, İstanbul Tokat Spor Başkanı Sayın Gültekin Kaya, yine Erbaa Dernekler Federasyonu Başkanımız Sayın Murat Tokat ve tüm katılımcı misafirlerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. İyi ki varsınız. Tok Gönül programı, başka Tok Gönül kurucuları ve Ekin TV'nin destekleriyle ve siz kıymetli iş adamlarımızın destekleriyle bugüne kadar geldi. Bundan sonra da bu güzelliğiyle devam etmesini diliyoruz. Ve mikrofonu sevgili Bilal Göregen'e bırakacağım. Ve yapımda ve yayında emeği geçen kameramanımızdan rejimize kadar tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık efendim. Hep sevgiyle kalın. Sevgili Bilal Göregen. Haydi bakalım. Da 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 da
Kurtar beni bu dardan, gözleri fettan güzel, gözleri fettan güzel, derde dert katan güzel, elinden nereye gidem, bize şer satan güzel. Katan güzel, elinden nereye gidim, bize şer helal olsun size, ay maşallah. Da 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 da.